Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlere üniversite tercihleri yardımcı olacak bir video çekmek istedim. Biraz geçe kaldığının farkındayım ama en azından sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Medipol Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. Tam bursluyum. İlk senemi bitirdim ve şu an bu videoyu çekmek için en azından ilk seneki deneyimlerimi aktarabileceğimi düşünüyorum. İlk başta sizin sorularınızı, sonra daha çok çevreden duyduklarımızı ve de sonra kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Sizin sorularınızı sanırım 15 tane falan hemen onlardan başlayalım önce. Bakıyoruz. Dersleri ağır mı diye bir şey sorulmuş. Derslerin ağır olması tamamıyla size bağlı. Bir de ben hani hangi fakülteyi, hangi alanı istediğinizi bilmiyorum. Sadece iletişim fakültesi için konuşabilirim ki ilk sene hiç ağır değildi. Yani çalışınca yapılabiliyordu. Ben pek zorlanmadım derslerinde. Öyle ağır diyeceğim, çok çok zorlandığım diyeceğim bir şey yok. Onun dışında ilk senede en sevmediğin şey... İlk senede başta ben sosyal ortamı sevememiştim. Çünkü ilk bir ay falan okula hiç alışamadım. Bir gruplaşma vardı ama bu okula bağlı bir şey değil. İnsanlarına, arkadaşlarımıza bağlı şeyler. O yüzden ama sevmediğim bir şey olduğu için söyleyebiliyorum. Bir de ikinci dönemde derslerimizin çoğu, hatta hemen hemen hepsi online olup sınavları yüzde olmuştu. Ve İngilizce konusunda çok zorlanmıştık. Ve çoğu kişi de büte kalmıştı bizden. Ben de bunlardan biriyim. Bu ikisini söyleyebilirim. Evet, bunlar yani. Dersleri de yüz yüze yapabilirdik bence. Onun dışında okulun etrafı çok boşmuş. Evet, okulun etrafı çok boş. Bir de karşısında iki tane kafe vardı. Sanırım tekrardan biri kapatılmış, restorasyona girmiş gibi bir şey. Okulun etrafında başka ne var? Karşısında bir tane bir kafe var. Okey oynuyorlar, nargile içiyorlar, yemek yiyorlar falan filan. Evet, okulun etrafında başka hiçbir şey yok. Aşağısında Üsküdar var, yukarısında Beykoz var ama okulun etrafında gerçekten hiçbir şey yok, doğru. Çok havalı tipler mi var? Tam burslular fakir mi hissediyor? Hayır, ben de tam burslardan biriyim. Hiçbir zaman fakir hissetmedim. Onun dışında havalı tipler tabii ki de var ama böyle herkes havalı havalı gezmiyor. Normal sıradan insanlar işte. Ulaşım çok zor. Tarih tanıtım günlerine gittiğinde ben de ulaşımda çok zorlanmıştım ama sonradan o kadar zor olmadığını anladım. İlk başta evet giderken o köprülerden, üst geçitlerden geçmek biraz gerçekten zorluyor. Ondan sonra alışıyorsunuz mu diyeyim, öğreniyorsunuz mu diyeyim ama o kadar zor gelmiyor. Öyle söyleyebilirim. Tüm fakülteler oradaymış. Çok kalabalık mı? Evet, tüm fakülteler burada denilebilir. Sağlık falan dışında. Bir de Kuzey Kampüs var. Orada da 2 yıllık bölümler var. Diğer fakülte sanırım tıp fakülteleri falan ama onların farklı kampüsleri var galiba. Tam bilmiyorum. Çoğu evet Güney Kampüs'te. Okulu o kadar tıklım tıklım görmedim. Yani her gün okula gittiğinde kalabalık da diyemem. Yok, o kadar kalabalık değil okul. Tam burslu ve yarım burslu ayrımı belli mi? Ben bunda pozitif veya negatif bir ayrımcılık söyleyemem. Fark etmedim eğer varsa da. Hani tam bursluyum diye bir şey yapıldı mı? Hayır. %50 burs alacak gösterdi mi? Hayır. Yok, belli değil. Eğer şey için, sosyal ortam için de soruyorsan sen söylemediğin sürece kimse senin tam burslu veya %50 burslu olduğunu anlamaz bence. Anlaşılmıyordu zaten. Sen neden tercih ettin? Ben burayı 11. sınıftayken hedeflemiştim. Böyle kendime hedef belirlerken karşıma çıkmıştı. Instagram'dan falan böyle bir de iletişim fakültesini istediğim belliydi. Ama sadece hangi alan seçeceğimi tam bilmiyordum. Baktım stüdyoları falan vardı. Ben öyle çok akademik bir araştırmasını yapmadım. Sadece okulun dıştan ve içten görünüşünü baktım. Ne imkanı veriyor diye bakmıştım stüdyolarını falan filan. Onları görünce burası olsun diye bir hedef koymuştum 11'deyken. Sonra ona göre çalıştım. Ona göre de kazandım. Yani tercihimin sebebi... Yakın olması falan değil. Bazı arkadaşlar yakın olduğu için tercih etmiş. %50 burslardan bazıları da okul ucuz bulduğu için tercih etmiş. Bazı da aileleri istediği için tercih etmiş. Öyle de karışık bir yer. Kampüsü küçükmüş. Kampüs de çok küçük deniyor ama yeterli bence. Hani öyle aman aman evet büyük bir yeşilliği yok. Öyle çok çok büyük bir şey yok ama ben yeterli buluyorum. Hani çıktığınız zaman dışarıda oturamayacak bir yer bulamıyoruz değil yani. Bulamıyorsunuz demeyeyim. Söyleyemedim. Bulunuyor yani. Evet yani biraz küçük ama yeterli. Oraya ulaşmak neden o kadar zor? Bunu söylemiştim. Alışıyorsunuz. Ben de en başta o köprülerden geçerek gidiyordum. Sonra diğer yolu keşfedince direkt dümdüz gitmeye başladım. Biraz zor çünkü otoyolun yanında kalıyor. Belki ondan olabilir. Dinle ilgili muhabbetler doğru mu? Herkese dinci deniyor. Hayır. Yok. Dinle ilgili ne muhabbeti dönüyor bilmiyorum. Okula hadi muhafazakar falan diyor olabilirler. Herkese dinciliniyor. Yo, benim sınıfımda falan vardı ateist arkadaşlar, inanmayanlar falan. Kimse kimseye din muhabbeti falan da yapmadı. Sen inanıyorsun, sen inanmıyorsun, seninki saçma falan. Öyle hiçbir şey duymadım. Okulun genelinde de öyle
Yok, duymadım yani öyle din muhabbetleri falan çok dönmüyor. Kendi aramıza dönüyor sadece. Halen yatay geçiş yapmayı düşünüyor musun? Ben bir aralar okulda zorlandığım için devlet üniversitesine geçmeyi düşünmüştüm. Onu bilen arkadaşlarımdan biri sormuş bunu da. Şu an düşünmüyorum. O zaman için düşünüyordum. Bilmiyorum, zorlanmıştım bir şeylerde. Şu an yok, düşünmüyorum, vazgeçtim. Sonra hukuktan tanıdığınız var mı? Yok, hukuktan tanıdığım da yok. O ayrı bir soru olmuş. Onun dışında daha çok ailelerimizden duyduğumuz şeyler var. Eğer özele gidersen, hani dersten kalırsan, sınıfta kalırsan, üniversitedeki bursun kesilir gibi. Bu arada sizin sorularınız bu kadardı, ondan önce oldum. 10-13 tane falan galiba. Bursun kesilir mantığı var, orası özel üniversite mantığı var. Ben gitmeden önce de söylendiği için biliyorum ki dergimiz şuradaydı. Evet, bu seneki dergimizde. Okulda şu an tam paralı, yani ücretli kontenjanımız yok. Onun dışında evet, burslu geldiğinizde veya %50 burslu geldiğinizde, derslerden kaldığınızda, F getirdiğinizde falan bursunuz kesilmiyor. Alttan kalabiliyor ama burs kesilmiyor. Burada da yazdığı gibi verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir. Dergisinde bile böyle yazıyor. Yani bir dersten kaldığınız zaman zaten sınıfta kalma diye bir şey yok. Alttan dersiniz kalmış oluyor ve bu durumlarda asla ÖSYM'den aldığınız tam bursunuz, %50 bursunuz kesilmiyor. Öyle bir durum yok. Onun dışında özel üniversitede sosyal ortam konusunda aşağılanmak, eziklenmek, hani evet tam burslar gibi bir şey sorulmuş ya. Ben hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. Ne hocalar tarafından böyle bir ikinci plan atılmak ya da ön plan atılmak. Öyle bir şey hissetmedim. Okulda da böyle fakir zengin ayrımı diyeceğim bir şey yok. Hani herkes kendi haline zaten, kimse kimsenin şeyine bakmıyor. Havalı tipler konusu, öyle okula herkes marka marka arabalar, marka marka kıyafetlerle gelmiyor. İlla ki gelenler vardır, onlara bir şey yok ama o öyle göze batan şeylerden değil. Hani kiminiz eşofmanla gelirsiniz, kiminiz süslenip püslenip gelirsiniz, kiminiz makyajlı, kiminiz makyajsız gelirsiniz. Kimse bunlara bir şey demiyor. Yani o da çok kendini belli eden bir şeyler değil. Hani okulun ortamında öyle bir şey yok. Sadece bazen evet benim de böyle birini atıyorum çok beğeniyorum kombinini falan. Ona baktığım falan oluyor. Evet hani. Ama öyle havalı bir durum veya her şeyin havalı olduğu, her şeyin çok lüks olduğu bir şey söz konusu değil. Başkasını ne söyleyebilirim? Ben okula gittiğimde ilk bir ayda sadece okula aidiyet hissetmekte çok zorlanmıştım. Biraz arkadaş ortamında çok sorun yaşadım. Bunlar evet, insan içinde olan, insanın bireysel şeyleri, yani kendileri çözebileceği için veya çözemeyecekleri için okula bağlayamam. Sadece bir de okula girdiğimde sınıfı bulmakta biraz zorlanmıştık. Sonra asansörlerin birinin tek kata, birinin çift kata gittiği gerçeği, bir mantığı var onun. Onu çözmekte biraz zorlanmıştık. Okul ilk gün biraz kalabalıktı sadece. Ondan sonra oryantasyon programları falan oldu. Bize işte krediler, arka tesisler hakkında bilgiler verildi. Burada danışman hocamız zaten ilgili. Toplantılar yapılıyor. Orada size anlatılıyor zaten gereken şeyler. İlk sınıftan ders bırakmamaya çalışın. İşte kredi şudur, arka tesis budur. İşte ders işleyişleri, sınavlar. Ondan önce bildirimler geliyor. Bu arada çan sistemi yok. Geçme notlarımız 60'tı. İşte vizelerin %40'ı, finallerin %60'ı alınıyor. Çok çok zor olmuyor. Biz ilk dönem online sınavlara girdik. İkinci dönem yüz yüze sınavlara girdik. Bunların zaten belirli bir şeyleri var. Sistemden girip her şeye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Hocalara ulaşmakta zorluk çekmiyorsunuz. Size verilen maillerden, sistem üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Sisteme girmek de kolay. Sistemde zaten her şeyiniz var. Hani oradan hocaların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Tek tek maillerini bilmenize gerek yok falan. Dönüyorlardı hocalar. Eğer bir şey hakkında soracaksanız falan, danışma hocalarınıza mail attığınızda size dönüyorlar herhangi bir sorunuza falan. Dönülüyor. Başka hani benim sevdiğim özelliklerden biri de biz ikinci dönemde fotoğrafçılık dersi almıştık. Bunu hani her dersimiz onlineken bu dersi de hani bir derecede online yapabilirlerdi ama onun yerine biz her fotoğrafçılık dersinde kameralarımızı alıp gidip hani çeşitli çeşitli yerlerde, okul dışında da yani Eminönü'nde, Taksim'de, orada burada da çekimler yapmıştı. Bu konuda hocalarımız da çok ilgiliydi. Onun dışında ekipman alamayan veya ekipman bulamayan arkadaşlarımız için de okulumuzda vardı zaten, hani 3 gün öncesinden formlar doldurup falan makineyi alabiliyordunuz. Hani bu konuda da bir sıkıntı yaşamadık, yaşamıyorsunuz. Kendi alnım için konuşabiliyorum buralarda. Başka ne söyleyebilirim? Düşünüyorum. Derslerini söyledim, ortamını söyledim, ulaşımını söyledik. Yemek fiyatlarından biraz konuşabiliriz. Yemek fiyatları aslında o kadar çok şey var ki, hani çeşit var. Ben hiç yemekhanede yemek yemedim.
Ama onun dışında üst katlarda bulunan restoranlar falan var. Hani çok çok pahalı değil. Yani yetiyor. Üniversiteye gittiğiniz zaman çok çok para harcamanız gerekmiyor veya hani özel üniversite olduğu için ayrı bir pahalılık söz konusu değil. Yani en azından benim gittiğim yerlerde. Onun dışında yemekhanede yemedim işte, bilmiyorum fiyatlarını tam olarak. Başka bir şey, stüdyoları falan iletişim fakültesi için bence yeterli. Haber merkezimiz vardı, cep sinemamız vardı. Bazı derslerimiz cep sinemasında oldu. Bazı derslerimiz amfide oldu. Hani tüm iletişim fakültesinin ortak dersleri büyük bir amfide olmuştu ilk sene. Haftada 3 gün falan gitmiştik. Ne dersler bizi çok yoruyor, ne derslerin saati çok erken veya çok geç, normal. Onun dışında okulda bazen çok sıkılıyorsunuz. İlk gittiğimde ben de sıkılıyorum. Ne yapacağım hani? Yani ders bitti, ne yapayım falan. Tanışma sürecimiz biraz sancılı olmuştu bizim. Hala sınıfımdan birkaç arkadaşımı tanımıyorumdur. Ama bunlar işte dediğim gibi sadece bize ait sorunlar. Ben daha çok arkadaşlık açısından sıkıntı yaşamıştım. Onun dışında okulun kendisi de çok bir problem yaşamadım. Mesela ben ilk dönem bir dersten, gazeteciliğe giriş dersinden projemi yaptığım halde sistemde 15 diye notumu görmüştüm ama ödevimi yaptım ve zamanında teslim ettim. Ama ödevim açılmamış. Açılmadığı için hocadan zaten bana birçok bildirimler gelmişti hani ödevin açılmıyor falan diye. Tüm gün onu halletmeye çalışmıştım ama olmadı. 15 vermişti. Sonra ben hoca bana tekrar ulaştığı zaman tekrar onu güncelledim. Hani bir şeyler yaptım. Notumu 80 olarak değiştirmişti. Hani istemese değiştirmeyebilirdi, uğraşmayabilirdi ama hakkım olanı verdiği için mutluyum. En azından o not öyle 15 olarak kalmadı. Kalabilirken. Başka hocalarımızla iletişimimiz iyiydi. Bu hani fikir söyleme konusunda siyasi olsun, karşıt fikirler olsun, başka bir şey olsun. Biz bunu iletebiliyorduk yani gazetecilik okumamıza rağmen, gazetecilik derslerimizde bir konu tartışılırken farklı fikirlere açık herkes. Hani hocalar falan direkt o görüşe göre değil. Hani kendi fikrini de söyleyebiliyorsun. Ters bir şey söylediğinde sorun yaşamadık yani, bizde öyle tartışmalar olmadı. Gayet herkes her fikre saygılıydı. Dersler işlenirken de arada hani olan gündemdeki muhabbetleri falan konuştuğumuz olmuştu. Onun dışında çok ağır dersler almadık. Hukuk dersimiz, siyaset dersimiz vardı ki bu sene de siyasi derslerimiz Bir falan anda vardı. konuşurken makinem kapandı. Ne dediğimi de unuttum. Ama zaten dediğim gibi çoğu şeyini konuşmuştuk. Başka ekleyebileceğim bir şey yok sanırım. Şu an Erasmus'unu falan ben de tam bilmediğim için. Evet, programları var ama ben gitmediğim için veya başvurusunu da yapmadığım için pek şartlarını falan bilmiyorum. Onları zaten sistemden falan görebiliriz, araştırabiliriz. Ders programlarına da aynı şekilde ulaşabiliriz. Diyeceklerim bu kadar diyorum. En azından aklınızda 3-5 bir şey oluşmuş. En azından sonrasında cevap bulduğunuz için ben de mutluyum. Eğer ekstradan bir şey sormak, danışmak isterseniz yorumlardan veya Instagram'dan falan ulaşabilirsiniz. Umarım istediğiniz gibi tercihler olur ve istediğiniz yer gelir. Hayırlı olsun hepinize şimdiden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.